Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah bu videodan sonra sizler de kanalımıza abone bir birey haline gelip bizim ailemizin içerisinde yer alacaksınız. Büyük gün bugün işte Jorge Jesus transfer listesi ilk icraatı. Büyük gün bugün arkadaşlar biliyorsunuz herkesin fersah fersah şu gün bugün açıklanacak dediği ortamda 23 Mayıs ve sonrasına odaklanın diye belirtmiştik. Şimdi önce şunu söyleyelim. İsmail Kartal'la nereden nereye? Önce bunu konuşalım. Değil mi? Güzelce de bir haber yapmışlar. Hedefsiz kalınan sezonda takımın başına geçti. Kimsenin bir beklentisi kalmamıştı. Ancak İsmail Kartal Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Arkadaşlar ben direkt moda mod haberi okuyorum. Çok güzel bir haber olmuş. Yanlış olursa düzeltirsiniz. <laughs> Fenerbahçe'de İsmail Kartal en fırtınalı dönemde aldığı gemiyi sağ salim limana yanaştırmayı başardı. Pereira'nın ayrılığı sonrası hedefsiz kalan sarı lacivertlerde geçici olarak takımın başına getirilen deneyimli teknik adam müthiş rakamlarla sezonu tamamladı. Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan İsmail Kartal ve ekibi tam 12 galibiyet alırken 5 kez de sahadan 1 puan ayrıldı. Bu süreci tek yenilgiyle bitiren Kanarya'nın hocası performansıyla adeta nereden nereye dedirtti. Takımı devraldığında 32 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe tecrübeli hoca yönetiminde sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. Geldiğinde takımı lider Trabzonspor'un 17 puan gerisindeydi. Konyaspor'un ligin ikincisi olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak buna müsaade etmeyen Kartal Feneri Devler Ligi potasına taşımayı başardı. Yok değil mi arkadaşlar şu ana kadar herhangi bir yanlış. 7 puan farktan 5 puan farkı. Fenerbahçe deneyimli hoca ile çalışmaya başladığında Konya Spor'un 7 puan gerisinde olan Sarla Acıvertler muhteşem performansıyla ligi iç Anadolu ekibinin 5 puan önünde noktalamayı başardı. İsmail Kartal takımın başında kaldığı 18 maçlık süre içerisinde Süper Lig'e de damgasını vurdu. Kartal'ın görevde olduğu 18 haftalık periyodun puan durumu dikkate alındığında Fenerbahçe bu süreci en fazla puan toplayan ekip olarak bitirdi diyor. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal'a gerçekten teşekkürler. Kendisine düşen görevi layığıyla yerine getirdi bizi ikinci sıraya taşıyarak iyi bir hoca olduğunu kanıtladı. Yani inşallah ve inşallah gelecek sezonki şampiyonluğun temelini de atmış oldu. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolunu baktığını açık etsin diyoruz. Fenerbahçe ya da Fenerbahçe dışında nerede olursa olsun İyi bir analiz uzmanıdır İsmail Kartal. Ve e, İsmail İsmail Kartal'la ilgili biz şey konuşurken bazı niyeti bozuk arkadaşlar. Hocama laf ettirmem. İşte bilmem şöyle yaptırmam böyle yaptırmam diyor. Bu arkadaşların anlayacağı dilde bir şey söyleyelim. Baktığınız zaman son 10 yılı baz alalım. Fenerbahçe'ye hani Avrupa'yı teknik direktörlerden birçok isim geldi ama 3 tanesini ele alalım. Vitor Pereira, Advokat ve Filip Koku. 3 teknik adamı ele alalım. Pereira, advokat, kokum. Şimdi Pereira iki döneminde sadece dört oyuncu aldırabildi. Hani bunlar kesinlikle alınsın dediği sadece dört oyuncu alındı. Ben beş diyebiliyorum. Kea da dahil diyebiliyorum ama Joseph, Crespo, Kimmici, Rossi. Ben Rossi yerine Kea diyebilirim. Rossi'yi çok da isteyerek aldırmadı ama advokatın Aldırdı tek bir isim vardır Lens. Hatırlarsanız Lens sezonu taşıdı. Crespo, Kimminji, Rossi baktığınız zaman sadece Crespo, Kimminji bile Fenerbahçe'de bence sezonu taşıdı. Kokunun hiçbir isteği yerine getirilmedi. Yani Vitor <laughs> Pereira çıktı dedi ki siz yıldız diyebiliyorsunuz ama bunlar yıldız mıldız değil dedi. Birçoğunuzun zoruna gitti bu durum. Az önce mesela Mesut Özil bir paylaşımda bulunmuş bir el sallama işareti. Merhaba mı? Güle güle mi? Kimse anlamamış. Mesela Mesut Özil'e bunu söyledim. Hani bu takımda bazı futbolculara açıkça iyi olmadığı söylenmeli dedi advokat. Kötü adamı ilan edildi. Yani zaman bu isimlere haklı çıkardı. Şimdi bu isimlerin bağımsız olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu isimlere sınırsız imkan tanınsaydı acaba neler değişirdi? Hiç düşündünüz mü? Mesela Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu O kadar güzel imkanlar tanındı ki. Erol Bulut. Kaç tane futbolcu alındı ya? Bir düşünün. Ya Ersun Yanal'a bile bir şey tanınmadı. Ama e, bazı şeyleri doğru yapmak için yani kulübün bir şeyleri doğru yapması lazım. Bugün yani 22 Mayıs Pazartesi günü Jorge Jesus İstanbul'a geliyor. Beklentimiz bu yönde. Açıklama beklentimiz bu yönde. Ki meşhur duyumcuların hemen hemen hepsi benden sonra 23 Mayıs'ı yazarak bugün bekliyoruz demişler. Şimdi Jorge Jesus olayına da girelim. Jorge Jesus Fenerbahçe'de bir icraata e, başlamış. Daha doğrusu bir, ilk bir icraatla direkt Bodoslam'a giriş yapacak. Nedir o icraatı? Şimdi Jesus Fenerbahçe'nin Devler Ligi ön elemesinde yer alacağını artık biliyor. Ve ön muhtemel rakiplerinden biri Benfica. Haber yapan arkadaşlar Jesus'un hani Benfica'yı mercek altına aldığını bildiriyorlar. Hani biliyorsunuz sessizliğini korumayı sürdürüyor Jesus olayı. Portekiz'den her gün yeni detaylar geliyor. Abola diyor ki 67 yaşındaki teknik adamla Lisbon'da bir araya gelindi. Anlaşıldı. Rekord diyor ki Portekiz'e çalıştırıcı imzayı attı. Ali Koç uzun görüşmeler sonrasında ikna etti. Yani Jesus ve ekibine bir yıldır anlaştım. İşte 7 milyon euro verilecek falan filan. Gerek Türk medyası gerek yabancı medya bu hafta İstanbul'a geliyor diye son dakika bilgileri verdiler. yani Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkıyla birlikte Jesus anlaşması yürürlüğe girdi deniliyor. Şimdiden kollar sıvandı. Hani muhtemel rakiplerinden Benfica mercek altına alındı. Jesus'un da bu hafta İstanbul özel uçakta gel gelmesi bekleniliyor. Raporunu hazırladı diyor haberde. Yani transfer konusunda ekibiyle birlikte geniş bir liste var. Gelen bilgiler arasında özellikle forvet mevkine eee İki isim beklediğinde söylüyorlar. Peki kimdir Jesus? Hocam bu kadar önemli yapan ne? 32 yılda 16 kupa kazanmayı başarmış. 1954 doğumlu. Futbolculuk kariyeri var. Sporting, Farenense, Benfica, Belenenses gibi ekiplerde oynuyor. 67 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Braga, Vitoria Guimares, Sporting Lisbon, Benfica, Flamengo gibi iki takımları çalıştırıyor. 32 yıllık teknik direktörlük yaşamına 16 kupa sığdırıyor. Jesus'un Suudi Arabistan Süper Kupası, Portekiz Süper Kupası, Brezilya Süper Kupası gibi de başarıları bulunuyor. Hocam azmış. Ben de çok zannediyordum. Ben de Jesus adam zannediyordum diyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne yapacak yani? 500 tane mi kupası olacak? Ve biz Jesus'u isterken aslında bir mantalite istiyoruz. Fenerbahçe'de abiciliğin, enişteciliğin, görümceciliğin değil de iyi oynamanın ödüllendirildiği bir site mantalitesi istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve Jesus da Fenerbahçe'den özellikle iki transfer istiyor diye haber girmişler. Şimdi Jesus Ali Koç'tan iki tane isim istiyor. Bunlardan birisi Haris Seferovic'miş. Diğeri Andre Franco'ymuş. Şimdi ben burada ek bir parantez açayım. Andre Franco'yu biz uzun zamandır takipteyiz zaten. Hani cesusluk mesusluk bir durum yok. Uzun zamandır zaten takipteyiz ee, ama Seferovic konusunda da uzun zamandır Seferovic e, duyumlarını zaten duyuyoruz yani uzun süredir herkesten hemen hemen her gün bir Seferovic duyuyoruz yani bir Benarfa bir e, Juan Jesus yani bir bunları duyuyoruz açıkçası. Ve bakalım daha ne kadar da duymayı sürdüreceğiz. Onu da merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi Jesus iki tane istekte bulunmuş. Rekordun haberine göre Seferovic'i istiyor. Benfica Forvet'e Petar Musa'yı transfer etmiş. E Halis Seferovic için ilk görüşmede de 10 milyon euro bedeli talep etmişler. Görüşmelerin kısa süre içerisinde devam edeceği serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan Seferovic için Benfica'nın fiyatı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi diyor. Şimdi Seferov için Jesus hakkında sözleri. Jorge Jesus harika bir teknik adamdır. Futbolla yaşayan bir biridir. Onunla çalıştığım 8 ayda bile bana birçok yeni ve faydalı şey öğretti. Belki eski tarz bir teknik adam ama modern futbolda çok iyi oynatır demiştim. 30 yaşındaki Bosna asıllı İsviçreli Forvet bu sezon 15 maçta 5 gol 3 asist yapmış durumda ama uzun bir ciddi bir sakatlık. Ben Seferovic için şunu söyleyeyim. Atıyorum ücretsiz kiralamalı işte 3-4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklif sunulur. Benfica kabul eder ihtimal veririm. Atıyorum derler ki biz en azından yıllık ücretine vermeyelim. Bedava verelim size. Sözleşmesini feshedin. Olabilir. Ama 10 milyon euro, 20 milyon euro yani Geçiniz arkadaşlar. Yani geçiniz arkadaşlar. Yani 10 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Geçiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci istek Andre Franco. Jesus'un Ali Koç'tan istediği ikinci isim Estoril orta sahası Andre Franco. 2021-2022'de oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çekti. Franco en istekli kulüp Fenerbahçe. Bakın arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Bizim kulüp yok. Hayır demediği müddetçe dünyada Franco'yu almaya en yakın takım Fenerbahçe. Bak bizim kulüp geri adam atmadı müddetçe. Şimdi ben bu şekilde veriyorum duyumu. Atıyorum Franco'ya yarın bir gün başka bir takım teklifte bulundu. Gitti oraya. Hani hocam en yakın bizdik diyorlar. Çünkü lafı anlamak istedikleri gibi anlıyorlar bir kez daha anlatayım. Herkesin anlayacağı dilde. Franco okey, Crespo'dan dolayı okey, görüşmelerden okey. E, Vitor Pereira'nın şeyinden okey. Jo yani Jorge Jesus'un geleceğini bildiğinden okey. Her konuda okey. Anlaşma şartları şu bu falan filan çok çok okey. Ama yarın bir gün alınmaz, edilmezse bana da yüklenmeyin. Bakın bu kadar şeyden anlamanız gerekeni söyleyeyim. Eğer Seferovic'i bedava ya da bedavaya yakın ya da düşük bonservis beklentisiyle az bir e, satın alma opsiyonuyla kiralarlarsa Seferovic %100 bizde. Hatta istediği yıllık ücret falan da komedi. Seferovic'in Benfica'dan aldığı yıllık ücret ben size şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, hatta Trabzonspor'un belki de takımlarında hani en az 10 15 maç oynattıkları Futbolculara verdiği yıllık ücretten aynı. Bu komedi. Dediğim gibi birçok teklif var. 30 Haziran'da serbest duruma düşüyor. Bakalım Andre Franco ne olacak? Hocam iyi de biz bunları getirdik. Jesus'u getirdik. Franco'yu getirdik. Seferovic'i getirdik. Şampiyon olacak mıyız? Gürcan Bilgi için bir yazısı var. Fenerbahçe ile ilgili ligden düşmelerine rağmen Son maçlarını kendileri için hedef haline getirdiler. İyi mücadele ettiler. Maç başladığında Fenerbahçeli oyuncuların da hedefi Serdar Dursun oldu. Bak. Gol krallığında kendi arkadaşlarının ismi için kurguladılar oyunu. Her akında pas tercihi Serdar. Attığı golü var hakemi. Abdülkadir Bitigen'in yorumu iptale götürdüm. Aynı İrfancan'a yapılan net penaltıda hakemi izlemeye davet etmeyen de bu hakem arkadaş. Sezonun son maçında aslında Başkan Ali Koç'a net mesaj verdiler. Boşuna para harcama, transferler yapıp usta teknik adamlarla görüşme. Bu hakemlerin bakış açısı pozisyon yorumlarıyla bir süre sonra oyuncuların da inancı kayboluyor çünkü. Ahmet Nurçebi'nin dediği gibi bunlar gitmeden Süper Lig'de hiçbir şey adaletli olamaz. İsmail Kartal yere düşmüş. Mental olarak bitmiş. Fizik olarak tükenmiş bir takımı önce ayağa kaldırdı. Sonra şampiyonluk potasına kadar soktu. Takımın üstünde baskı yoktu ki diyecekler. Akıllılar elbette olacaktır. Beşiktaş'ın Beşiktaş da Konya'nın da Galatasaray'ın da üstünde baskı yoktu. Karsal hepsinden daha farklı karakterli ve sistem takımı oluşturdu. Değil mi arkadaşlar? Düşündüğünüz zaman Beşiktaş'ın Galatasaray'ın üstünde baskı mı vardı? E kalsa, teknik direktörü ben dalga geçiyor şimdi ya. Emaneti Şampiyonlar Ligi biletiyle devrediyor İsmail Hoca. Taraftarının bile çöp diye küçümsediği oyuncuları değerli hale getirip geliştirerek üstelik. Umarım başkan koç bu futbol aklını taraftar kibrine kurban etmez. Aykut kocamanın yaptığını yapmaz. İsmail Hoca bir türlü samandıranın içinde tutar diyor. Vallahi Uzun lafın kısası Gürcan Bilgi istiyor ki eğer bu hakemler bu şekilde sürecekse Fenerbahçe sene şampiyon olmaz diyor. Hakemler istediği gibi sürdürsün. Şimdi hakemler istediği gibi sürdürsün. Bak Fenerbahçe ne yapıyor abi? Fenerbahçe ne yapıyor abi? Son maçta gitti 5 attı. Ha, rakiplikten düşmüş, 10 kişi kalmış öyle böyle falan filan. Yani geçiniz arkadaşlar. Gerçekten geçiniz. Demek ki istenildiği zaman yani Fenerbahçe istediği zaman istenildiği zaman yani istenildiği zaman demek ki Fenerbahçe'de bir şeyler olabiliyor. Mesela Adana Demir Göztepe'yi 7-0 yendi. Hocam Göztepe ligden düştü. Bunun bir önemi yok. Size göre yok. Size göre yok. Yani çok çok ilginç şeyler. Ben çok da takılmamak gerektiğini düşünüyorum buna. Hakemler her zaman aynıydı. Hiçbir değişiklik yoktu ki. Hakemler her sene aynıydı. Hangi sene hakemler bizi kolladı da şampiyon olduk? Bak 2010-2011'ler gibi birileri ağlar, zırlar, şöyle der, böyle der falan. Hangisi diyebiliyor ki? Sana, hangisi diyebiliyor ki Fenerbahçe hakemle şampiyon oldu, şike var diye. Hiçbiri diyemiyor değil mi? Bak dikkat edin. Hiçbiri diyemiyor. Hiçbiri yani Fenerbahçe hakemle şampiyon oldu diyemiyor. Hal böyleyken Fenerbahçe'nin karşısında hep bir duvar olacak hakem duvarı. Ama biz bunu pozitife çevirelim. Misal. Hakemi de yenen bir Fenerbahçe kuralım ya da yenmeye çalışan bir Fenerbahçe kadrosu kuralım. Öyle teknik teknikler öyle transferler. Süper Lig'de hakemi yenemiyorsun. Avrupa'da aynı hakem yok ki. Git Avrupa'da da kupa getir, başarı getir. Masaya şöyle koy de ki bak liginizde adalet yok. Bizi şampiyon yapmıyorsunuz ama Avrupa'da göğsünüzü kabartıyoruz tercih sizin. Hani şimdi şey demek ayrı. Ya arkadaşlar hakem maçı katletti görüyorsunuz demek ayrı. Maçın bitiminde bu galibiyet hakeme gelsin. Ne kadar da bizim yenilmemizi istese de Fenerbahçe bugün 5-0 kazandı 5. Hakem sabaha kadar ağlayacaktır kesin. Hakeme talimat verenler şey diyecektir. Oğlum biz sana Fener yenilsin demedik mi? İyi de ben ne yapabilirim adamlar 5 attı. Bu ne biçim bir top? Ben böyle bir top görmedim. Dedirtmek daha etkiledir değil mi? Fenerbahçe 5-0 kazandıktan sonra alın arkadaşlar şu pozisyon ne? Hocam net penaltı. Penaltımız verilmemiş. Şu pozisyon ne? Net kırmızı hocam kırmızımız verilmemiş. Ha, biz bunu sağlayacak ekip ve ekip ruhu istiyoruz. İnşallah Jorge Jesus ve ekibi Fenerbahçe'ye faydalı olur. Özlenilen, beklenilen şampiyonluk ve kupadan kupalar gelir diyorum. Beklemeye geçelim bakalım ne zaman açıklanacak. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.